İsmail Kahraman 25 Ocağı kadar süre vermişti partilere. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti üyelerini İsmail Kahraman'a bildirmişti. Halkların Demokratik Partisi'nin üyeleri bekleniyordu. Dün kongresini gerçekleştirdi HDP ve bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yer alma kararı aldı o kongrede ve bugünse üyelerini belirledi. O üyelerini tek sayfalık bir mektupla İsmail Kahraman'a, meclis başkanına iletti Halkların Demokratik Partisi. Peki kimlerden oluşuyor? Mithat Sancar, Garo Paylan, Meral Danış Beştaş isimleri HDP adına Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yer alacak isimler. O bir sayfalık mektup iletildi dedik. O mektupta da şu vurgu oldukça önemli. 1 Kasım seçimlerinin ardından halklarımız bizlere biçtiği misyon ve sorumluluğun gereği olarak Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yer alacağız ifadesini kullandı. Halkların Demokratik Partisi'nin 2 grup başkan vekilinin imzasıyla bu mektup Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a iletildi. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinden kimler vardı onları da hemen hatırlatalım. Ömer Suha Aldan, Bülent Tezcan ve Namık Avuçça vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Oktay Öztürk, Mehmet Parsak ve Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir yer alıyordu. AK Parti'den ise Cemil Çiçek, Ahmet İmaya ve Abdülhamit Gül AK Parti'yi temsilen komisyonda yer alacak isimlerdi. Artık üyeler belli. Şimdi tüm dikkatler Meclis Başkanı İsmail Kahraman'da olacak. Meclis Başkanı'nın bu hafta içinde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nu toplaması ve ilk toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. O ilk toplantıda da Anayasa Uzlaşma Komisyonu bir yol haritası belirleyecek, esaslar görüşülecek, nasıl karar alınması gerektiği ele alınması bekleniyor. Bu hafta içinde ilk toplantısını da yapması bekleniyor Burcu.